Her zaman yapacağıma inandım. 4 yıldır milli yüzücüyüm. Yani umutsuzluğa kapılmak için bir sebep yok. Ayağınla yapamadığını kolunla tamamlıyorsun. Yani karar verdim mi sonuna kadar götürmeye çalışıyorum. Yani kimseye kanıtlama değil de kendimi kendime kanıtlama çabası. Ya ben yapıyorsam sen de yapabilirsin. Yapmaman için sebep yok. Yaptım diyeceğim. Yani hem engelli olarak yaptım. Hem belki normal birinin yapamadığını yaptım. Sınırları keşfetmenin tek yolu onları aşıp imkansızı denemektir. Denemeden asla bilemez insan yapıp yapamayacaklarının sınırını. Kendi kendine koyduğu sınırlara takılanlar için hem denemek hem de başarmak ulaşılamaz bir hayal olarak kalırken, başarıyı yakalayanlar, hayal eden, hayaline inanan ve onu gerçekleştirmek için harekete geçenler arasından çıkar ekseriyetle. Atalarımızın hareketin bereketi getirdiğine olan inancını diriltmek ve bu inancını hep diri tutmak, bu çağda kendimize ve ülkemize yapacağımız en büyük iyilik olsa gerek. Çünkü harekettir insanı zinde ve uyanık tutan. Hareketin sonunda ortaya çıkar üretmenin mutluluğu. Bir ürünü, hizmeti, bilgiyi ya da değeri üretmek ilk olarak harekete geçmeyi gerektirir. Sınırları zorlamayı adeta amaç edinmiş, genç yaşına rağmen hareketin bereketine inanmış bir örnek var bu bölümde. Paralimpik yüzmede pek çok ülkeden madalyalarla dönen, 2017 Türkiye Bedensel Engelliler Paralimpik Yüzme Şampiyonu milli sporcumuz Muhammed Ali Aydın. Ben Muhammed Ali Aydın, 22 yaşındayım, Erzurumluyum, İstanbul'da büyüdüm. Babam ticaretle uğraşıyor, bal ticareti yapıyor. İki abim var, birisi evli. İkisi de telefon firmasında çalışıyorlar. Böyle annem ev hanımı. Erzurum'da doğdum. Kreşe de Erzurum'da gittim. Kreşten sonra işte tatbikat ilköğretim okuluna başladım. Yani orada da sürekli oyun oynuyordum. Yani hiçbir şeyden geri kalmadım ilkokulda da. Her şeyi yapıyordum. Yani üçüncü sınıfa kadar Erzurum'daydım. Üçüncü sınıfın ilk dönemini bitirdim. Sonra İstanbul'a taşındık. İşte Bahçelievler tarafına. Orada Kocasinan İlköğretim Okulu'na başladım. Ortaokul. Sonra liseye açıktan devam ettim. Ortaokul bittikten sonra okuldaki yani sınıfımdan bir arkadaşımla hafızlığa gitmeyi düşündük. Kursa. Yatılı bir şekilde. Bir kurs bulduk, onunla gittik o kursa. İşte kayıt vesaire yaptırdık. 8 aya yakın bir yüzüne, yani Kur'an'ın sadece yüzüne okuma eğitimi aldık. Bu çoğu yerde 2-3 ay yapılıyorken, bizim gittiğimiz yerde biraz daha ağırdı eğitim. 8 aya yakın yaptık bunu. Tabii bu arada liseyi tamamen açığa aldık, orada yatılı kalacağımız için. Sonra işte sınavlara girdik kursun içinde. İşte tecvid kuralları, okuma kuralları vesaire. Sonra hafızlığa geçtik. Sonra biraz zaman geçtikten sonra kursta sürekli merdiven inip çıktığım için dizimde biraz problem olmaya başladı. Bu sefer gidip gelmeye başladım kursa. Biraz da öyle devam ettim. Ama sonra problemler biraz daha devam edince bırakmak zorunda kaldım. Çocukluğunun ilk yıllarını Erzurum'da geçiren ve daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Muhammed Ali, bugün hala devam ettiği gösteri bisikletine de o yıllarda başlar. Oldukça hareketli geçen çocukluk ve ilk gençlik dönemi, sıkça yaşanan kazaları da beraberinde getirir. Çocukluğum nasıl geçti? Hareketli geçti. Yani her aktiviteyi yaparak geçti. 14-15 yaşlarında o zaman gösteri bisikleti kullanıyordum. Onunla işte böyle sürekli her yerden işte atlayıp zıplamaya çalışıyordum. İşte düşüyordum, protezleri kırıyordum. Bir gün bir parkta su kanalı gibi bir yarım metrelik bir yerden atladım. Sonra ben atladığımda altımdan bir çocuk geçti. O dikkatimi dağıttı. O arada bisiklet altımdan çıktı tamamen.
Sonra işte zar zor tuttum biraz. Oturdum üstüne ama düştüm sonra. Bozuk bir zemindi. Yerde sürüklendim. Sürüklenince de kolum altta kaldı. Kanamaya başladı. Ben ilk kanadığını fark etmedim de. İşte bisikleti düzeltmeye falan başladım. Sonra kanadığını fark ettim. Elimle bastırdım durması için. Sıktım falan, durmadı. Sonra yolda kolumu görenler tam ucundan kan akınca yeni koptuğunu falan zannettiler. Sonra markete gittim, işte yara bandı falan aldım. Sağlık ocağına yetişemedim. Böyle sardım, eve gittim. Bir şey yapmak istediğinde iki protez bacaklı bunu yapamam demek yerine hep nasıl yapabileceğine odaklanmış bir genç Muhammed. Kendini eve hapsedip duruma üzülmeyi reddederek dışarıda olmayı ve hayatı sevdiği gibi, yani hızlı yaşamayı seçmiş bugüne kadar. Bu yaşam tarzının beraberinde getirdiği kazalarda zaman zaman protezinin faydasını gördüğünü de söylemeden geçmeyelim. Bir gün arkadaşlarla go-kart'a gittik. Yani toplu bir şekilde binmemizi istediler. Go-kart'a inip binerken yardım alıyorum. Yani içine biraz inip binmek zor olduğu için. Go-kart bittikten sonra ben yavaş iniyorum. Arkadan da başka bir arkadaş geliyordu. Go-kartlar arabaların dizili olduğu piste girecekti. Arkadaş dedi ki biraz acele edin. Size çarpabilir. Arabalar üstünüzde kalabilir sizin. Ben de tam inerken biraz hızlı geldi. O vurunca bütün sırayı oynattı. Benim de haberim yoktu. Adım atmaya çalıştım, atamadım. Ya go-kart ayağımın üstündeydi ama hissetmedim tabii. İşleten arkadaş bilmediği için bayağı heyecanlandı. Böyle bembeyaz oldu bir anda. Ayağına bir şey oldu mu? İşte kırıldı mı, ezildi mi diye falan. Ona söyledim sonra protez olduğunu. Sonra kendine geldi, bayağı rahatladı. Doğuştan gelen bir engelle yaşamaya alışmak, en yoğun öğrenmelere sahne olan çocukluk döneminde o engelle nasıl baş edebileceğinin kavranmasını bir nebze olsun kolaylaştırır. Eskilerin dilinden düşürmediği güzel bir duadır. Allah insanı gördüğünden geri koymasın. Alışa geldiğinizi kaybetmenin zorluğu vurgulanır bu duayla ve onun daha altında kalmamak dilenir Yaratan'dan. Engelim doğuştan, sağ bacağım diz altı, sol bacağım diz üstü ve sol kolum dirsek üstü. İlk protezi 2,5-3 yaşlarında taktım. Birkaç ameliyat olduktan sonra. Bunların kimisini hatırlıyorum, kimisini hatırlamıyorum. İlk protezde de hiç destek değneği vesaire kullanmamışım. Yani direkt bir iki binip denedikten sonra kullanmışım. Yani çocukluğumda da dışarıda herhangi bir eksik kaldığım bir konu olmadı. Bunun sebebi, yani nasıl diyeyim? Yani ayağımda protez var. Ya da işte ne bileyim, tek elim var. Acaba yapabilir miyim diye düşünmedim de hani normal olarak bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm hep. Yani hani buram eksik, şuram böyle diye değil de normal bir insan nasıl ben bunu yaparım, nasıl hallederim diye düşünüyorsa aynısını düşündüm. Ama onları yaparken protezi kırdım, ne bileyim işte kolumu kestim, incittim vesaire ama hepsini yaptım. İlk bisikletimi aldım ama iki tekerdi, yani dört tekeri yoktu. Taktıracaktık, sonra ben istemedim. Bir yıla yakın bisiklete binmedim. Yani aldım ama böyle elimde tutarak, direksiyonu da buraya koyarak, böyle yanında koşarak gezdim bayağı bir süre. Sonra dükkanın önünde dedim bir üstüne bineyim, bir de öyle deneyeyim. Bu sefer bindim, işte buradan buraya gidiyorum. Sonra takılıyorum, düşüyorum, işte kafamı vuruyorum. Dikiş atılıyorum, işte bir şey oluyor, yaralanıyorum. Sonra biraz zaman geçiyor, sonra bir daha deniyorum. Sonra bir caddede denedim. Bu sefer üstüne bindim, gitmeye başladım. Bu sefer durmayı bilmediğim için duramadım. Gittim kaldırıma sürterek vurdum, düştüm.
Protezi bir de o zaman tam kontrol edemiyordum. Pedalları böyle yarım atıyordum. Yani tam attığımda bir protezi tutamıyordum, dışarı atıyordu. Böyle yarım süre işte yavaş yavaş durmayı, kalkmayı, binmeyi, işte kaldırımın kenarından biniyorum falan. Ya da durursam kaldırımın kenarına ayağımı koyup duruyorum. Ama arabaya çarptığım oldu, ne bileyim direğe vurduğum oldu. Hiç duramadığım oldu, böyle giderken altımdan çıktığı oldu. Sonra öğrendim. Sonra işte tam pedal atmayı öğrendim. Protez çıkıyordu, elimle geri takıyordum. Kendini bildiği günlerden itibaren iki bacak protezi ve kolundaki engelle yaşayan Muhammed Ali'nin bisiklet merakı onunla birlikte büyüyerek gösteri bisikletine doğru evrilir. Fiziken yapması oldukça güç bu ekstrem spor şu an bile onun hayatında paralimpik yüzme kadar önemli bir yer tutuyor. Bisikletle ilgili izlediğim videolar oldu. Yani onları izleyerek öğrenmeye çalıştım. Etrafımda çünkü gösteri bisikletine binen tanıdığım kimse yoktu. Hep internet üzerinde izledim. Genelde yani Türkler de vardı ama yabancıydı izlediklerim. Aralarında dünya şampiyonları vardı. Yani izlerken sahneleri tekrar geri geri alıp nasıl yaptığını, işte yaparken ayağı nerede, eli nerede, kendi hangi konumda, dengeyi nereden sağlıyor, darbeyi nasıl emiyor vesaire, bunların hepsini izleyerek öğrendim. İşte yapabildiğim kadarını, deneyebildiğim kadarını, protezler izin verdiği kadarıyla yapmaya çalıştım. Yani normal bir insan nasıl yapıyorsa onu yapmaya çalıştım ama tabii verdiğin emek daha fazla oluyor. Çünkü bir eksik, yani fiziksel bir eksiklik olduğu için dengeyi kurmak için daha fazla adapte olman lazım. Daha fazla efor sarf etmen lazım. Yani kolunla yapamadığın şeyi ayağınla tamamlıyorsun, ayağınla yapamadığını kolunla tamamlıyorsun. Yeri geliyor böyle komik düşmeler oluyor protezden dolayı veya düştün mü protez takılıyor. Bisiklete kilitleniyor, bir şey oluyor, kalkamıyorsun. Bisiklette, yani normal kullandığım bisiklette çok bir problem yaşamadım. Ama gösteri bisikletine geçince, yani her gün, yani ne bileyim ortalama 15-20 defa düşüyordum. Hayalperest olmayın. Ayağınız yer tutmaz, sallanırsınız. Fakat hayaliniz geniş olsun. Geniş düşünün, büyük düşünün. Size gösterilen hedefleri zihninizle aşın. Sonra işte fitness'a yazıldım. İlk fitness'a gittiğimde bir hoca vardı. O biraz şey yapmıştı böyle, acaba nasıl yapabiliriz? Hani ne hareketler yapabiliriz falan. Bir şey yapabilir miyiz diye böyle bir şüphe içine girmişti. Orada bir iki ay durdum. Zaten kısıtlıydı orası biraz. Sonra başka bir salona geçtim. Orada biraz daha düşünceler ilerideydi. Orada her hareketi bu sefer bana göre ayarlamaya, bana adapte etmeye başladık. Ona göre hemen hemen bütün bölgeleri çalıştırdım. Eksik olan, uzuv eksikliği olan yerlere daha fazla set koydum, sayı koydum. Böyle yapa yapa, büyüte, antrenman artıra, bir yıla yakın dolu bir fitness yaptım. Sonra benim protezcim, o dedi ki, hani yüzmeyi de öğren. Suyu zaten çok seviyordum ama sudan korkuyordum. Yani havuzun yanında bile yürümezdim. O dedi ki yüzmeyi öğren. Hem fiziksel eksiklik olduğu için senin vücudunu da dengelesin. Hem de öğrenmiş ol diye. Sonra işte bir yüzmeyi öğrenmek için öyle seanslara gittim. Engelli seanslarına. Oradan başka bir yere yönlendirdiler. Biraz daha birebir yapabilmek için. Orada işte sosislerle, işte hocayla birebir suya girerek falan yavaş yavaş yendim o korkuyu. Korktuğunu yenmek, dahası korktuğun alanda başarılı bir sporcu olmak kolay aşılacak bir engel olmasa gerek. 2015'te Yunanistan'da yapılan IPC Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışlarından 2 gümüş, 1 bronz madalya ve dünya şampiyonasına katılma hakkıyla dönen, aynı yıl Hırvatistan'daki yarışlarında ülkesine madalya kazandıran, son olarak 2017'de Türkiye Bedensel Engelliler Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda
Türkiye şampiyonu olan kişi, havuzun yanında bile yürüyemezken korkusunu yenip yüzmeye devam eden Muhammed Ali'den başkası değildi. Yüzmeye ilk başladığımda dengeden çekiniyordum. Hani denge nasıl olacak? Kafamda kuramıyordum dengeyi nasıl yapacağımı. Kafam suya batıyor, işte hani korkunun verdiği şeyler. Yani zamanla suda durmaya çalışa öğrene. İşte ayak, kol, bacak hepsi birbirine adapte oluyor. Zamanla öğrendim. Suyun içine bile bakmıyordum yani ilk girdiğimde. Onu yendikten sonra işte bir buçuk ay sonra yüzmeyi öğrendim. Üçüncü ayda da diğer branşları yüzmeyi öğrendim, hepsini. Sonra milli takıma girdim. Dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Gittim. Türkiye'de birçok yarışa katıldım, Türkiye şampiyonasına. Birçok başarı elde ettim. Dünya şampiyonasına katıldım. Yani benim için kısa sürede gördüğüm iyi bir başarıydı. İyi bir düzeydi. Yüzmede yoğun antrenman temposundan dolayı omuzumda bir sakatlık oldu, yırtılma oldu. Bir süre onu tedavi etmeye çalıştık. Ama ameliyatsız olmayacağını anladık. İşte 2015'teki yarıştan sonra ameliyat oldum. Sonra tekrar fizik tedavilere devam ettim. Yavaş yavaş fizik tedaviyle birlikte antrenmanlara devam ettim. Hiçbir başarı tesadüf eseri değil elbette. Gerek uzun soluklu antrenmanlar ve yapılan fedakarlıklar, gerekse aile ve çevrenin desteği, sporcuların bu yoldaki ayrılmaz yoldaşları. Normal sezon içinde genelde çift antrenmanımız oluyor. Bu yeri geliyor çift yüzme oluyor, yeri geliyor bir fitness, bir yüzme, işte bir kara antrenmanı, bir yüzme antrenmanı, böyle değişiyor sürekli. Sabah oluyor genelde, öğlen, işte akşam belli bir saate kadar dinlenme, akşam tekrar antrenman. Yarış yaklaşınca da kamp döneminde de sabah erken saatte yüzme, sonra yemek, işte dinlenme süresi, masaj vesaire. Akşam tekrar antrenman. Bu yarışlara gitmek için ne gibi fedakarlıklar yapıyoruz? Yani yediğine, içtiğine dikkat ediyorsun, uyumana dikkat ediyorsun, işte ne bileyim gezmene dikkat ediyorsun, keyifli şeylerden feragat ediyorsun, antrenmana vakit ayırıyorsun, antrenmana odaklanıp antrenmanı yapıyorsun. Yani bu fedakarlıkları yapmadan tabii ki olmuyor, hak kazanılmıyor. Yani mutlaka zorlukları oluyor. Sürekli her şeye dikkat ederek yapıyoruz. Ben genelde çift antrenmanın birini fitness veya kara, diğerini yüzme yaptığım için benim günlük ortalama yüzme metrajım 3000-3500 arasında değişiyor. Yüzmedeki hedefim tabii ki işte Avrupa, Dünya ve Olimpiyat. Yani bu sıraları görebilmek. Gördükten sonra da bunların içinde başarı elde edebilmek. Umarım nasip olur. Şu anda aktif olarak milli takımdayım. Ailem bu konularda sürekli destek oldu. Yani diyorum ya, hiç engel çıkarmadılar. Annem biraz daha fazla korkuyordu. Onun yanında bisiklette bir şey yapmıyordum genelde. Ama onun dışında yine yapıyordu. Biliyordu yani. Henüz 22 yaşında ardında bıraktığı pek çok başarıyla hayatını sürdüren milli yüzücümüz Muhammed Ali Aydın'ın hedeflerinin büyük bölümü ise yüzme ve ekstrem sporlar üzerine. Gelecekteki hayallerim tabii ki yüzme dalında başarılı olmak. Dediğim gibi görebildiğim kadar zirvesini görmek. Bunun dışında ekstrem sporlar var tabii. Bisiklet, işte araba, genel dersek motor sporları. Bunun dışında DJ'lik var. Hiç bilmediğim yerlere gitmek en çok istediğim şey.
Bunları zamanla fırsatım, imkanım oldukça yapmaya çalışacağım. Engelli olarak normal insanların zorlandığı ya da yapmaya çekindiği, korktuğu ekstrem sporlarından yapabildiğim kadar hepsini yapabilmek. Yani bulabildiğim, fırsatım olan bütün ekstrem sporlarını yapacağım. Burada yapmış olacağım yani, içimde kalmayacak. Yaptım diyeceğim. Yani hem engelli olarak yaptım, hem belki normal birinin yapamadığını yaptım. Hem bu kayda geçmiş olacak. Hem ben istiyordum, içimde kalmayacak. Yaptım diyeceğim. Hem de benim için tecrübe olacak. Ve böylece yaptığım sporlarda sıkılmamış olacağım. Sürekli üstüne bir branş, bir dal, bir şey koyarak devam edeceğim. Bilmediğim şeyleri yaparak. Kimseye kanıtlama değil de kendimi kendime kanıtlama çabası. Benim yaptığım işleri atıyorum çevremde, arkadaşlarımda yapamayan arkadaşlarım olduğunda hani normal sonuçta vücutları. Yapamadıkları zaman genelde hemen vazgeçiyorlar. Yani ne bileyim üşeniyorlar vesaire. Onlara tabii ki kızıyorum hani. Ya ben yapıyorsam sen de yapabilirsin. Yapmaman için sebep yok vesaire diye ama bilmiyorum belki de ben de normal olsam belki ben de bu kadar azmetmezdim. Belki de böyle fiziksel bir farklılığım olduğu için peşini bırakmıyorum. Yeteneğini keşfetmek, başladığını yarım bırakmayıp sonuna kadar götürmek, denemekten vazgeçmemek. Tabii ki bu sayılanlara ilave yapılabilir. Ama önemli olan bir an olsun bunları akıldan çıkarmamak. Özellikle de ümitsizlik anlarında. Yaptığım işlerde zorlukla karşılaştığım zaman ya tabii ki kendini motive etmek de zor bazen ama yani dediğim gibi hani bir işe, bir aktiviteye, bir şeye girdiysem onu en başında zaten tam yapacağım diye giriyorum. Yani yarım bırakmak için girmiyorum. Ha şunu da yapayım, ha bunu da yapmış olayım diye yapmam yani. Yapacağım işte aktivite ve işlerde en başında karar veriyorum. Yani girdiğimde yarım kalmaması gerekiyor. Ya da canımın sıkılmaması gerekiyor. Yani onu zevkle sonuna kadar yapmam gerekiyor. O yüzden en başta iyi karar vermeye çalışıyorum. Yani fire vermemek için. Ki Allah'a şükür verdiğim olmadı bugüne kadar. Yani bir şeyi seçtiysem hep onun zirvesine zorladım. Yani oldu olmadı ama zorladım. Olan oldu, olmayan oldu. Yani genelde seçimlerim öyle yani. Yarın bırakacağım aktivitelere, işlere girmedim bugüne kadar. Yani karar verdim mi? Sonuna kadar götürmeye çalışıyorum. Ya dışarıdan bakıldığında fiziksel bir eksiklik görünüyor ama fiziksel bir eksiklik olduğunda bu bütün engeller de eminim böyle. Mutlaka Allah bir yetenek veriyor. Yani ayakla yapman gerekeni elle yapıyorsun. Elle yapman gerekeni ayakla yapıyorsun. Ya bu dışarıdan anlaşılmıyor ama sağlam bir insanın iki ayağıyla yaptığını sen tek ayakla yapabiliyorsun veya ayağınla yapacağın işi ayağından alıp elinle tamamlayabiliyorsun. Engelli olanların yapması gereken şey, yani denemeleri, yeteneklerini keşfetmeleri. Yani mutlaka bir yetenekleri vardır. Yani bir şeyler yapanlar sadece keşfedilmiş olanlar, mutlaka vardır. Yani evde oturarak, ne bileyim işte bilgisayarın başında veya televizyonun başında böyle belli bir şeye bağlı kalarak bunu keşfedemezler. Neyi seviyorlarsa, neyi yapmak içinden geliyorsa, neyi yapabileceğini hissediyorsa onun üzerine gitmesi lazım, onu zorlaması lazım. Mutlaka bir yetenekleri vardır. Bunu zorlayarak bulmaları lazım. Bulduklarında da zirvesini görene kadar yapmaları lazım. Başarıları elde etmeleri için belli bir konuda hangi konuya yöneldilerse, yani fark etmez. Yetenekleri neyse, hangi konuya yöneldilerse onun için çok çalışmaları gerekiyor. Yani her şeyden feragat etmeleri gerekiyor. Bütün keyfi unsurlardan. Yani zorlamadan olmuyor.